İYİ Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Sakal'ın Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Edirne'deki sağlık yatırımlarını gündeme getiren Profesör Doktor Akal'ın Uzunköprü'deki devlet hastanesinin 4 yıldır tamamlanmadığına dikkat çekti. Konuşmama bölgemle ilgili bakanlığınıza sorular sorarak başlamak istiyorum. Edirne ilimize bağlı Uzunköprü ilçemizde 200 yataklı bir devlet hastanesi inşaatı var. Bu hastane 2018'de ihaleye çıkarıldı. 2020'de yer teslimi yapıldı. Ancak 2023'te teslim edilmesi gereken proje hala tamamlanamadı. İnşaatının temelinin üzerinden tam 4 yıl geçti. Yetkililer her yıl bitiş tarihi verip durdu. Ancak inşaat sayısız kere durduruldu. 4 yılda gelinen son durum gördüğünüz gibidir. Bakın inşaat 1-4 yıl daha sürecek gibi gözüküyor. Uzunköprü halkı sağlık hizmetlerine bu kadar uzun süre erişememesinin nedenlerini sorguluyor. Bunun sebebi ihale sürecindeki aksaklıklar mıdır? Yetersiz kaynak mıdır? Bürokratik engeller midir? Kısacası Uzunköprülü hastanesine ne zaman kavuşacak? Akal'ın Enez ilçesindeki 10 yataklı hastanenin de uzman doktor eksikliği ve ambulans sıkıntıları nedeniyle işlevini yerine getirmediğini belirtti. Bir de başka ilçemiz olan Enez'de yapılan 10 yataklı hastane uzman doktor eksikliği ve ambulans sıkıntılarıyla karşı karşıya maalesef. Yaz aylarında nüfusun 10-15 katı kadar turist ağırlayan bu ilçeye böyle bir yatırım yapılmasının ardından hizmetlerin verilemiyor olması maalesef yatırımın amacını sorgulatmaktadır. Bu hastanemiz sizce bölgenin sorunlarına cevap veriyor mu? Akal'ın şu anda sadece merkezde bulunan anji ünitesinin Keşan gibi büyük bir ilçede bulunmamasını da eleştirdi. Bir başka ilçemiz Keşan. Keşan'a bakalım. Sayın Bakan, burada görmüş olduğunuz Edirne ilimizin haritasıdır. Uçtan uça 170 kilometredir. Keşan'la Edirne merkez arası da aşağı yukarı 115 kilometredir. Bu uzun mesafe hastaların acil durumlarda zamanında ve etkili bir şekilde sağlık hizmeti alabilmesini güçleştirmektedir. Şu an itibariyle Edirne ilimizde yalnızca merkezde anji ünitesi bulunmaktadır. Ancak Keşan gibi büyük bir ilçemizde de benzer bir birimin olmaması özellikle kalp rahatsızlıkları gibi acil durumlar söz konusu olduğunda büyük bir sağlık riski oluşturmaktadır. Bu sebeple Keşan'a mutlaka bir anji ünitesi kurulması gerektiğini düşünmekteyim. Akal'ın aile hekimlerinin reçetelerine yönelik getirilen ekonomik denetimlere de sert tepki gösterdi. Sayın Bakan, aile hekimlerimizle ilgili yeni düzenlemeye göre son 6 aydır başvuruda bulunmayan vatandaşlardan dolayı puan kesintisi yapılacağı belirtilmektedir. Bu durumun aile hekimliği sisteminde uygulanmasının gerekçesi nedir? Vatandaşın sağlık hizmetine başvurmadığı durumlarda aile hekimlerinin bu konuda sorumlu tutulması adil bir yaklaşım mıdır? Sayın Bakan, hekimlerin reçetelerine müdahale edilmediğini belirtmiş olsa da özellikle nonsteroid ağrı kesiciler, mide koruyucular, antibiyotiklerin kullanımına yönelik il geneli bir ortalama alınarak ödünleme yapılacak olması aslında hekimlerin reçetelerini maddi açıdan denetlemek anlamına gelmektedir. Bu durum hekimler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta, reçetelerin bilimsel ve tıbbi gerekçelerle değil, ekonomik kriterlerle yazılmasına neden olmaktadır. Diğer bir husus ise vatandaşların ortalama 7 kereden fazla sağlık hizmetlerine başvurusu nedeniyle aile hekimlerinin ücretlerinin düşürülmesidir. Bu durum aile hekimliğinin işlevini, motivasyonunu ve hastaların sağlık durumunu olumsuz etkileyeceği aşikardır. Son olarak hastaların memnuniyet oranları her ilde farklılık göstermektedir. Halk sağlığını korumak adına usulsüz talepleri reddeden aile hekimlerinin puanlarının düşmesi doğru bir yaklaşım değildir. Bu durum hekimlerin sağlık hizmetleri üzerindeki etik ve profesyonel sorumluluklarını yerine getirmelerine engel olmakta, aynı zamanda halk sağlığını tehdit edebilecek usulsüz taleplerin artmasına neden olmaktadır. Aile hekimlerinin görüşlerinin alınmadığı ve sistemin sadece birinci basamak sağlık hizmetinin sona ermesine, aynı zamanda istifaların artmasına yol açacağı açıktır.